Merhaba arkadaşlar. Bazı sorularınız vardı, onlara cevap vermeye çalışayım elimden geldiğince. Öncelikle Halit Tıraş kardeşimiz, tanır usta, Allah hayırlı bereketli işler nasip etsin, kolay gelsin. Allah'a emanet ol. Başarıların devamını diliyorum diyor Allah'tan. Allah'a emanet ol diyor. Allah razı olsun kardeşim. Sen de Allah'a emanet ol. Allah herkese hayırlı, bereketli, bol kazançlı işler versin. Eren Korkmaz. Abi Allah hayırlı, bereketli işler nasip etsin. Abi Sumitomo kullandın mı? Nasıl makine? Bilgi verir misin? Eren kardeşim hiç kullanmadım. Ya valla şimdi bu işte şu şöyle bakın. Daha önce de söyledim. Sumitomo'su olan Sumitomo'yu iyi diyor. Keti olan Keti iyi diyor. Volvo'su olan Volvo'yu iyi diyor. Ya bu böyle ya. İnan bu böyle. Kimde ne varsa o onu iyi diyor. Ben böyle bir şey söylemeyeyim. Kim neye hiç ısınıyorsa, neye daha sıcak bakıyorsa o makineden alsın. Öyle diyeyim artık. Ne diyeyim? Daha önce de bu konuları çok söyledik. O yüzden herkes kendine kalmış bir iş ya. Makinelerin adresi, ismi kardeşimizde şu sorunun cevabını bekliyorum. Loader mi fazla, daha fazla para kazandırır. Eski otörümü onu şimdi cevaplayayım şu sorulardan sonra. Ustam Ömer Mert, kolay gelsin. Hayırlı işler. Bu makinelerin rengi konusunda CAT başka renk kullanmıyor mu? Kullanıyor mu? Hep standart aynı rengi görüyorum. O yüzden sormak istedim demiş. Ya değişebilir yani, olabilir. Benim gördüğüm yok bu zamana kadar. Ha, Hidromex sarıya da beyaza döndü mesela. Olabilir, değişebilir ama ben de daha görmedim. Bu çok önemli bir şey değil artık, onların kendi verdiği bir karar. Samet Koç, usta siz hiç Kongartoto çektiniz mi? Şirket adına yok, gerek duymadık. Allah kimseye de çektirmeyi mecbur etmesin onu. Ömer Faruk büyük harfiyatı soruyor. Cevabını da yazmışlar kardeşlerim, sağ olsunlar. O bitti arkadaşlar. Takip etmiyoruz demek ki. İyi çalışmalar Tanrı Usta demiş Serhat Ekmekçi. Teşekkürler kardeşim. Yusuf Taşdemir. Tamir Usta, seni zemin düzeltmeme hasta oluyorum. Kocaman güneyle sanki yerde düzeltilmiş gibi. Yok kardeşim, bizim de eksiklerimiz var, bizim de yanlışlarımız var. Ölçerek yavaş yavaş düzeltiyoruz yani, biz de oluyor. Eski öğretör avcısına kolay gelsin usta demiş, teşekkürler. Emre Yeke kolay gelsin demiş, teşekkürler kardeşim. Ben burada şimdi şeyin sorusuna döneyim. Makinelerin adresi, isimli kardeşimizin sorusuna cevaplamaya çalışayım. Loader mi, eskavatör mü, daha çok kazançlı değil. Arkadaşlar, şimdi piyasada ne olursa olsun, ben şimdi burada şöyle diyebilirim, böyle diyebilirim ama kendi çevreniz değişebilir. Piyasada ne çoksa o markaya yönelin, o cinse yönelin. Mesela makine cinsinde de piyasanızda, çevrenizde ne çoksa ona, efendime söyleyeyim, iş makinesinin çeşidinde veya diğer bir işe de kalkacaksanız, çevreniz neye uygunsa, mesela bazı bölgelerde belli kamyonlar tutulur. Bazı bölgeler, Güneydoğu'yu gördüğüm kadarıyla, Urfa tarafı mesela, öyle misal benim, genelde kargoların hastası. Bir kargo hastalığı var. Mesela bizim Polat'ın Haymanası'nda, şeyde, Ankara Haymana'da man hastalığı var. Bu böyle çeşit çeşit yani, bu değişiyor. Her ne kadar değişse de bir loader'den eskavatörün gelirini bekleyemezsin. Bu kadar eskavatör kadar iş bulmasını bekleyemezsin loader'ı. Eskavatör çok amaçlı bir makine. Şimdi loader'ler genelde sabit yerlerde. Buralar nereler sabit yerler? Ocakları, taş ocakları, maden ocakları gibi benzer yerlerde, sabit şeylerde, kuruluşlarda çok geçerli. Ama harfiyatçılık da çok nadiren, çok büyük firmalarda oluyor. Ama harfiyatçılarda çok zor loader işi. Çok büyük harfiyat olur, geniş alanda kamyon yükleme işi olur, olabilir. O harfiyat güzel yani, kullanım için veya dökümleri yüklemek için loader güzel. Ama bana yatak hassever dekler, öyle büyük harfiyat, böyle döne döne yapacağın yayla gibi.
var. Bir kasaya örnek verelim. Mesela bizim Polat'ta çok zor. Yani lodere yatırım yapmak pek. Benim şeyim, arkadaşlarım ben kendi çevremde yaptım. Başta söyledim. Ya sizin çevrenizde de lodere iş çok olabilir. Talep olabilir, ona bir şey diyemem. Ama genel olarak bir lodere'de eskavatörün yaptığı bu işi bulmaz. Hem operatör açısından laboratörü operatörüyüm desem Polat diye gelsen kaç tane yerde çalışabilirsin? Eskavatör operatörüyüm desem kaç tane yerde çalışabilirsin? Mesela buna söyleyeyim. Ha şey yok değil, var. Mesela 3-5 tane taş ocağı var burada. Mum ocağı var. Ama bunların elemanları da genelde sabit. Çok zor yerde işlemek işte. Birbirlerinden ne yaptılar demek ki? Zor yani. Modernize arama. Şimdi beni mesela bir yılda 5-6 kişi arıyor. Bu çağrıdan aradığımız kişiler mesela. Operatör lazım. Loder günde bir çıkar. Loder şimdi bir de şöyle bir şey. Benim de ilk öğrendiğim makine ama loderde çok şey gibi hassas daha gerek yok. Eskavatör gibi. Loderin içinde. Nedir sonuçta? Kabaca kamyon yüklemek. Bunu çok çabuk yapılabilir. Tabii onun da püf noktaları var. Hani işi ben basit göstermiyorum ama onun da kendine göre püf noktaları var yüklemenin. Tabii ki duvar şeyi var, onu herkese ben bileyim de ben yükleyeyim diyemez ama normal bir eskavatörü kullanıp kamyonu yüklemekten loderle kamyonu yüklemek daha çok farklı. Onu daha çabuk kavrayabilir insan. Fazla şey işi yok loderin. Mesela döküm yeri düzlemek. Bunu cisimiyle de yapabiliyor, loderle de yapabilirsin. Demek istediğim şu, yani tabii fazla kamyon da çok arabalı yerde cismiyle dokunan geliştiren mümkün değil. Ama loderi mesela bir kum ocağında yeni yetişen bir insan çok rahat idare edebilir. Ocağı. Ben de orada yetiştim, biliyorum. Demek ki çok hassasiyetli değil. Eskavatör kadar çok hassasiyetli işler yapılmıyor. Loderle. O yüzden kullanımı biraz daha kolay değil. Şeye göre, eskavatöre göre. Ama iş alanı bilmiyorum ya da biz sürekli eskavatörün üstünde olduğumuz için mi öyle geliyor bize? Sanki onunla iş alanı biraz daha kısıtlıymış gibi. Yazıştı. Işte. Yok o tarafa da gideceğim de. Şurayı bir alayım ondan sonra o tarafa gideceğim. Yoruldun mu? Acı gerdi mi değil mi? Acı süremedim de şöyle dönemedim. Ya döneyim de yerim sakat. Yer çok sakat. Herhalde yani. Bu kadar. Ben 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 b
olsam eskorter alırım yani, öyle bir niyet olmuş olsa. Ama bana uyup da iş yaparsanız arkadaşlar, yani pişman olursunuz, bize ben bir şey yapmayayım. Geçen Eskişehir bir kardeşim, hemşerim, eskorter aldı, iki taçı almış. Hatta WhatsApp'tan resimlerini de göndermiş. Paletli, o da lastik mi, paletli mi alayım diye sormuştu. Ben de paletli alırsan şöyle olur, böyle olur diye, yani paletli biraz ağırlıklı söylemiştim. O da paletli almış. Allah utandırmasın inşallah. Yani şimdi benim sözüme de bakıp da tam şey yapmayın. Kendi çevreniz, yapacağınız işleri gözünüzün önüne getirin, bir işi yaparken o şekilde kıyaslama yapın. Ben derim belki sizin civarınıza göre yanlış bir iş olabilir. Şimdi küçük yerde olursunuz, köy gibi bir yer olur. Civar köyleri çok gezmeniz gerekir. Köylerde çalışacak olursunuz, o zaman lastikli şart. Yani paletliyle öyle gezdirmek, hani bir de travma derdi olmasın diye. Ama böyle Polatlı gibi ilçelerdeyseniz, harfiyatçılıkla yönelecekseniz daha çok, paletli iyidir her zaman. Ellerim falan böylece kalmış arkadaşlar. Yoruluyoruz. Gözünü sevdiğim. Saat kaç? 4:43. Yoruldum, yoruldum. Ne var mı? Araba yeni bakımdan geldi. Damperin içini falan da yaptırdı. Şasiye kırıktı, şasileri kaynattırdı, takviye koydurdu. Damper böyle iniyor, ne olursun. Hava var galiba.